toplasak mı? Rahatsız oldun mu? Benim saygılarım. Ben saygılarımı seviyorum. Böyle. Seviyor musun? İnci buranın panjuru şuradan mı açılıyor? Evet. Açalım şuradan. Burada mı? Evet. Gördün mü? Sen harikasın. Yukarıdaki de öyle açılıyor. Tamam. Oo, aydınlık oldu. Günaydın. Hadi. Oo, burası soğuk İnci. Buradan bir şey almadım. Annen de keyif yaptın. Hadi kıralım yumurtamızı. Küçük vuralım şöyle. Korkuya kırılacak. Evet. Aldı. Öyle, bak şuraya batırıyoruz. Bak, bak şuraya batırıyorsun. Dolu al. 2 3 Sen daha dök. 4 Tamam. Bir dakika bardakla dökelim ama. Ben bardakla dökebilir miyim? Aha, şuna koyayım. Dökeceğim. Bana ver. Uy. Yavaş. Güzel oluyor. Çırpalım. Şimdi sana bunları vereceğim. Ben dökebilir miyim? Dur. Açayım ağızlarını, sen dök. Yengeyle pankek saati. Döktün mü? Bu pankeklere air fryer yapıyorlar. Ha, üst üste yağlı kıyafet. Aynen, yağlı kıyafet. Nasıl olur? Deneyelim mi sen de? Deneyeyim. Sen koy, ben çökeyim. Bu bir ekip işi ince. Yenge. Canım. Annemin senden daha büyük. Ne o? Evet. Şimdi yapmaya hazırlanıyorum. Yenge. Yenge. Ne yiyorsunuz küçümenler? Hatırdı bile. Şu top peynirleri çok seviyor İnce, değil mi? Bakın İncim nasıl pankekler yaptı bize. Teyzeleri nefis oldu. Çikolata. Omletini de ye önce. Evet, pankek önce omletini de ye, sonra çikolatayı. Hadi gençler. Omlet mi? Sucukluyuz. Şimdi kahve zamanı. Size de bir günaydın diyelim artık ya. İşte yeni bir günden, yeni bir sabahla tekrardan merhaba, nasılsınız? Kahveleri yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Biliyorsunuz bugün ablamlarda kaldık. Dün şunları yapalım ablam, bunlar çok tatlı. Dün dizi izleyecektik. Ben uyuyakalmışım tabii ki. Hep böyle oluyor ya. Bir yerde bir plan yapacağımız zaman hep uykum geliyor. Neyse, İnci ile uyumak acayip keyifliydi. Sabah da onunla uyandık. Birlikte pankek yaptık. Zaten o kısımları çektim size de. Şimdi bugün çok fena fırtına uyarısı var yine. Hava yağışlı, biraz durulmuş olsa da kahvemizi içelim. Sonra hazırlanırız ve bizim markete gitmemiz gerekiyor bugün. Böyle planlar var. Belki AVM'ye falan gideriz en fazla. Normalde bugün mezarlığa gitme planımız vardı ama hava gerçekten çok şey, yani yağmura belli olmayacak. Kahvemizi içelim. Orada bir üstümü giyeyim ben de. Ya giydin mi, bu kadar savaş vermemek. Puffy. Ama bakın ya, şu kedini verdi. Beste bile diyor şimdi, misafir var ya, onda da kedi var. Ha. Ay, evde ilginç bir sıcaklık var diyor. Ya. Bakın şuna ya. Gelmiş balkona yatmış. Kahvelerimiz eşliğinde birazcık burada keyif yapalım. Yağmur da durmuş.
Biz hazırız ve evden çıkıyoruz. Cumartesi günleri evde pek durulmaz biliyorsunuz biz de. Kahvaltımızı yaptık, ortalığı topladık ve hazırlanıp çıkıyoruz. Bir şeyler yaparız dışarıda dedik. Gidip market alışverişini yapalım artık sizinle. Şöyle size yanıma alıyorum. Bataryamı da doldurmuştum zaten. Ne giydiğimi de hızlıca göstereyim. Bunu size göstermiştim aldığımda. Milla'dan aldım. Krem rengini de alacağım çünkü çok güzel. Hem de kalın. Böyle şeysiz de içine tişört giymediğinizde de yakası çok güzel duruyor. İçine tişört giydiğinizde de çok hoş duruyor. Bir hırka. Hırka şeklinde kazak. Çok güzel. Altıma da jean giydim. Hadi bakalım çıkıyoruz. Ne alayım? Hangi gel? Hangi gel? Tamam. Evet tabii ki yanıma otur dedi. Gidiyoruz hep birlikte. Biz markete gidersek dedik ablamlar İnci'yi AVM'ye götürür arabayla. O yüzden onlar da alıyor arabasını. Hangi gel? Ne oldu ya? Acıktık gençler. Saat daha kaç? 3. Dedik ki önce bari bir yemek yiyelim. Bir tane tut. Karnımız acıktı. Hadi. Güzel bir market vlogu geliyor. Bayağıdır özlemiştik bence. Bir tane büyük çayımız var. Tablet, çikolata alalım. Onları, hem şeyleri kullanırız. Jelibon alalım. Jelibon alalım. Cips. Evet. Şunlarla tarif yapmak istedim. Cips alalım. Miniklerden var mı sev? Sen geçen pirince küçük dedin. Bir tane baldo alalım. Ama şöyle pilavda yaptığında da çok güzeldi. Aynen. Bunu şeyde kullanırız. Dolmada baldoyu. Pilavlık aynısına. O çok güzel. Yasemin kokulu kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim size de. Şu büyüğü yok mu? Yasemin mi oluyor? Yasemin pirinç. İki tane mi alsam? Büyüğü var mı? Osmancı. Şimdi dolduralım. Bir devam edelim. Salçamız yok ama hazır alasın yok. Ne yapayım? Ne yapacağız? Nereden alacağım? Alıyor. Çekelim. Ya eksiklerden şu şey almamız. Kaçarız. Evet, ekonomisti kocam. Şimdi yağ alıyoruz. Aynen. Ne alalım? Sıvı yağ işte. Sıvı yağ. Şunlardan al. Şu yogurtellalardan aldık. Merak ediyorum bunları. Yüksek proteinisi de çıkmış. Ha, bardak pudding. Baksana. Ay bakın bizim kapsüllerden gelmiş buraya 5M Migros'a. Bak başka bir markadan var. Sevdiğim varmış. Numaralarını alabilirim. Alalım mı kaç tane? Bu markadan da deneyelim. Hem de uygunmuş fiyatı. Aynen ama o uyumlu mu bilmiyorum da. Bence bunların hepsi uyumluymuş. Geçen aldıklarım değil mi ya? Şunu almamış mıydın ben? Yok sen evet hiç almadın. Fatty Swiss'in şöyle karamel bisküvi kreması varmış. Güzel duruyor bunları deneyebiliriz. Alalım. Lotus kaç para olmuş canım Lotus'un. Ben bundan gidip bir de şey yaptım. Antepella. Tam senlik. Burak bayılır Antepella'na. Antepella'na. Nasıl market fiyatları? Şimdi daha dondurucu. Bazı şeyler uygun. Mesela un çok şaşırtıyor. Un çok ucuz. Ne kadarmış? Ben hiç bakmadım. 2 kilosu 28 lira mı? Evet. Şöyle tavuk butu karışık al aşkına. Mesela şunlar da uygun yani. Karillalar evet. Diğer makarna fiyatlarını görmedik ama belki de daha pahalıdır. Buranın sevdiği alana geldik. Kızlar. Sadece bununla yıkayabiliyorum. Ellerim çok hassas. Ay. Duruyor. Peynir, zeytin alıyor. Şeyden alırız ya, çarşamba pazarının oradaki yerde. Bir şeyden. Ablamın altı. Öyle yapalım. Çarşı ekmeyelim tam. Ablam da geldi. Onun oradaki sitleri aldılar. İnci oyun alanına bıraktık. Almaya geldik. Şu Gerikoğlu'nun oraya geldik biz de. Hepsi Gerikoğlu'ymuş. Aynen. Ezina. Ezina. Peynir. Sepet alacağız. Ezine. Bir tane daha alalım mı?
Balıkesir trafiği. Bizde de minik de olsa trafiğimiz oluyor. Bazen çok oluyor ama, değil mi? Evet. Ama bugün cumartesi pazar var. Aynen, bugün pazar var. Nasıl geçti alışveriş aşkım? Güzeldi, değil mi? Güzel. Ay, o kadar kalabalıktı ki bu sefer ya büyük Migros'a gidelim dedik. Daha çok çeşit olsun diye. Fena değil. İndirim vardı her şeyde, neden bilmiyorum. Hatta biz denk geldik ama bir şey mi var dedik. Kasada öyle bir kuyruk vardı ki size anlatamam. Tam biz böyle en sondaydık. Acaba sonra... Kasım indirimleri falan mı markette? Herhalde markette de var Kasım indirimleri. Hemen şey dediler, yeni bir kasa açılıyor dediler. Hop oraya geçtik, bir kişinin arkasındaydık. Öyle olunca hızlıca almış olduk. Saatimiz 6 oldu. Eve geçip hemen malzemelerimizi yerleştireceğiz. Ve ondan sonra dışarı çıkacağız. Önce ayakkabıları yapar mısın? Vakit olursa yaparız. Hiç yapasım da yok ama şu ayakkabıları artık, kışlık ayakkabıları çıkarmamız gerekiyor. Bakacağız bakalım. Sonra dışarı çıkacağız. Yahyalarla buluşacağız. Bir de Kaanlarla. Onların 9'a kadar dersi varmış Beste'nin. 9'dan sonra buluşuruz dedik onlarla da. Böyle güzel bir cumartesi günü oluyor. Aklımdakileri yaptığımız, biraz evde dinlendiğimiz oldu. Yarın nöbetçiyim zaten. Bu şekilde. Gel anneciğim. Aman ya, bizim kızımız bizi özlemiş. Biz geldik. Hoş bulduk. Oo, nasılsın? Neyliymiş? Toplu ciğerliymiş. Aa, bunu çok seviyor. Hadi koş yaş mamaya. Dur. Uf, tırnağı uzamış bunun aşkım. Gerçekten çok kalabalıktı değil mi? Zor çektik valla. Ya. Çekim bile yapamıyorsunuz adım başı insan. En hızlıca yapalım. Bu market alışverişimiz tek tek bilemem muhtemelen ama toplamda 2700 küsür tuttu değil mi? İşte ama neredeyse 3 ay olmuştur biz büyük market alışverişi yapmayalı. Tabii sürekli parça parça alıyorum. Aslında yine bu paralara geliyordur muhtemelen. Bunun dışındaki yine işte büyük kağıt havludur, şeydir, tuvalet kağıdıdır. 5'i bugün. Onları mesela almıştık internetten. Deterjan falan öyle çok ihtiyacımız yoktu. Neyse, yumurtayla başlıyorum. Hepsini söylemene gerek yok ya. Mesela merak ettiklerimize bakarız. Altılı market yumurtası. Bunu biliyorsunuz şey falan, kek falan, onu kullanıyorum. Şöyle cici bebe. Ani krizler için. Fiyatların hiçbiri gözükmüyor. Aaa, toplam mı gözüküyor sadece? Ay şey, ilk market alışverişimiz ne kadar tutmuştu? 500 mü ne tutmuştu? 600 falan tutmuştu aynen, ailelerle. Galeta unu hızlıca göstereceğim, çok var çünkü. Kaşar peyniri dilimli aldık, tosta kullanıyoruz sadece. Ben de yerleştireyim mi usulü? Aynen, yerleştirebilirsin. Şöyle bal. Patty Swiss'in şu bisküvi kremasını aldım. Onun çikolatasının da çok güzel olduğunu söylüyorlar. Görseydim onu alacaktım ama yoktu. O yüzden yine kirim. Şöyle kefir aldık. Bu yoğurdu Burak da ben de çok seviyoruz. Yani hani direkt aldığımız şeylerden bir tanesi bu yoğurt. Çünkü hiç sulanmıyor. Üstelik bulgur aldım. Sucuk aldık. Buradan süzme peynir alıyoruz illa. Çeşit olarak güzel oluyor. Süzme yoğurt. Burak bir yandan yerleştiriyor. Güzel oldu bence. Denemek için Cafe Crown'un bu Nespresso için uyumluymuş kapsül. Kaç numara almışız? 8. Şöyle Barilla makarnalardan aldık. Bir tanesi küçük garnitürlü. Kapak resmi. Makarnalarımız. Şanti. İki tane hindi füme. Annem dönsün Ankara'dan. Bu hafta olursa muhtemelen sushi yapacağız. Hem böyle kızarmış bir tane tarif buldum. Kızarmış sushi de yapalım. Burak ne zamandır bize sushi yapmıyordu. İyi mi aşkım? Taco, çikolatalı sos, pasta malzemeleri aldım. Ha var o, onu biliyordum. Bunu dondurucuya atacağım, yedek. Puding, nişasta. Bir tane daha puding çıktı, orman meyveli. Ondan vardı, niye aldın? Var mıydı? Sorsaydın niye ya. Yapmıyor? Canım çekti. Yapmıyorum diye yok mu demek? Yogurtellalardan aldık. Yani kendim evde yapıyorum ama işte böyle görüntüde merak ediyor insan, denemek istiyor. Bu kasanın orada çikolatalar indirimdeydi. Hiç kalmamıştı onun. Haşlanmış lahut aldım çünkü bununla hemen şey yapması çok pratik oluyor, humus. Baharatlardan kekik ve tatlı toz biber. Vanilin. Tavuk, şöyle baget ve şey aldım. Ne bunun adı? Kanat. Air fryer'da çok pratik oluyor, hemen dondurucu yaptım böylece. Çerezla kokteyl aldı Burak. Şöyle kırmızı mercimek aldım. Toz esmer şeker. Özellikle böyle kahvaltı tariflerinde çok seviyorum. Esmer şeker. Hem daha sağlıklı biliyorsunuz. Küpü de böyle esmer şeker aldık. Bolca çikolata, yılbaşı tarifleri gelecek. İnternette birkaç tane kaydettim böyle milföylü falan yine. Onlardan yaparız. Ekşi. Şöyle sıvı yağ almışız. Bu da 2 litre.
Porçöz aldım. Çamaşır suyu aldım. 2 kilo toz şeker. Bayağı çok şey almışız gerçekten. Petibör. Yine aniden böyle tatlı yapmak için çok güzel oluyor. Pirinç, baldo. Bunu göstermiştim. Yasmin pirinç aldım. Domates salçası. Aslında salçam aniden bitti. Yani çok az kaldı dibinde. O yüzden mecbur aldım. Yoksa ev yapımı salçalar daha iyi. Garnitür aldım. Devam. Meyve suyu karışık. Tıraş köpüğü var. Elde yıkamak için bulaşık deterjanı. Mutfak için bir çamaşır suyu daha. Bunların miniklerini bulunca hemen aldık. Bayağı uyguna düşmüştü. Hem de şey... 25 lira. Evet, biliyorsunuz yüzlerini zaten kullanıyoruz da arabaya koyarız dedik. Her şeyde kullanıyoruz. Ve son olarak sıvı sabun. Ay bu çok güzel kokuyordu orada. Yeni çıkmış herhalde. Ay bayıldım. Ne kokuyormuş bu? Amber kokusu. Çok beğendim. Şöyle peynir, zeytin şeyimiz var. Onu da göstereyim size. Yumurta. Organik. Ben onu dizeyim. Siyah zeytin. Yeşil zeytin. Bir tulum peynir. Şu kadarı 84 liraymış. Şöyle tereyağı aldık. Bunu dondurucuya at aşkım. Böyle bir tane illa dondurucuda tutuyorum. Biterse diye hazırda. Bu neymiş? Yumuşak ezine. Burak bunu çok seviyor. Büyükmüş tabi. Yenir mi? Ben şimdi onun var ya. Sinir yokum. Bu neymiş? Sepet peyniri. Çok severim. Mihalis sepet. Aldıklarımız böyleydi. Hemen biz bunları yerleştirelim. Arkadaşlarımızla buluşmadan. Şarküteri 600 tuttu. Şarküteri 600 tuttu. Yani toplamda. Market 2700 tuttu. 3300 lira falan. Aynen. Market 2700. Toplamda 3300 lira ama. Gel sarılıp dertleşelim hocam. Her toplu marketten sonra bu sefer toplu alışveriş yapmayacağız. Çok canımız sıkılıyor diyoruz. Yani ama böyle hepsi aynı anda bitiyor. Hadi bay bay arkadaşlar. Allah usta dile yemeği nasip etsin. Amin inşallah. Bay bay. Kızım, meraklı kızım. Yaş mamayı yedi. Evet, düzenleme perileri geldi tabii ki bir şeyleri yerine koyarken. Şu abur cubur sepetini bir düzenleyelim. Şöyle koyayım, bataryam bitmeden burayı bir düzenleyelim. Şu radyomun şarjı hep burada duruyor. Ay bunun içini bir süpürsem iyi olacak ya. Biz buluştuk. Alışverişe başladık bile. Selin. Bizimkiler. Hemen bir şey harcadık. Hemen Madame Coco'dan bir şeyler aldık. Çok güzel indirimler var ya. Mağaza o kadar kalabalık ki şu an mavide. Yani bakın çok fena kalabalık. Erkekler bir şeyler beğenmiş onu gösteriyorlar. Biz de besteleri beklerken şöyle birazcık dolaştık. Bakalım oturunca konuşuruz. Çok kalabalık. Ay çok şanslı merhaba, oldun aşkım. Aşağıda kalmasın bari reyona koyayım diye getirdim. Bırak şunları beğenmiş. Şansına tam aşağıdan getirmişler. Larçı. XR büyük olmuştu. Ne oldu? Kim güzel diyor. Bunu mu abi? İkizlere bakın. Yahya Patan da denemiş. Çok güzel. Ay sen de turuncusunu al. Burak turuncusunu da almak istiyor Sweet'in. Çok beğendi. İkinciye %50 varmış galiba değil mi? Onda bakıyorlar şimdi. Buluştuk. Mesela bay bay. Almış bakın hepimize. Çok güzel değil mi? Şöyle bir ekip tatlı yemeye geldik. Alışverişleri yaptılar. Ay Selincik, Marlenka. Neden ışıklar dalgalı şeyden herhalde? Trelitçe söylemişiz de. Ben Selim tabii ki Magnolia. Seninki de çok güzel duruyor. Şu an kayıt. İkisinin de çakma tarafı.
evimize geldik çok şükür. Size iyi geceler demeden hızlıca aldıklarımı göstereyim. Burakların zaten aldığını göstermiştik orada. Bir tane turuncu sweatshirt aldı. Bir de böyle yine benim bunun gibi fermuarlı. Şu tombalayı aldık D&R'dan. 200 liraydı sanırım. Bizde vardı tombala ama böyle iyi bir tombala istiyordum. Bunlar bayağı büyük. İşte hem şeyleri büyük oluyor. Taşları hem de kağıtları büyük oluyor. Böyle keyifli olur. Yani şimdi yılbaşında büyük ihtimalle hepimiz ayrı geçireceğiz. Biz bu sene halde annemle olmak istiyoruz. Yani birlikte olmak istiyoruz. O yüzden ailecek geçiririz diye düşünerek arkadaşlarımızla böyle birkaç hafta öncesinde biz de güzel bir yılbaşı toplanması yapalım dedik. İşte tombala oynayalım, güzel bir masa hazırlayalım. Bence çok keyifli olur. Neden olmasın? Herkes kırmızı giyer falan. Böyle bir şey düşündük. Şimdi o yüzden onun için de güzel olur. Madame Coco'da çok büyük bir indirim vardı. %70 indirim vardı. Ben de şu ayak havlularından aldım bir tane. Bizimkinin bir tanesine çamaşır suyu sıçramış. Temizlikte. O yüzden yenisini aldım. Gri aldım. Buna bayıldım. Bakın el havlusu. Şöyle lacivert. Burasında da bir incik var. Çok güzel değil mi? Lacivert. Gerçekten çok tatlı. Yumuşacık aynısı. Bir de şöyle bir size göstermiştim. Kahve yanı su bardağı almıştım. Hatırlıyor musunuz? Bu da şöyle dörtlü. Bakın. Şöyle sunumluk. İster kahvaltıda kullanın. Rengi o kadar güzel ki böyle amber gibi. Amber gri arası koyu bir renk. Çok güzel duruyor bence. O bardaklarıma çok benziyor rengi. Hem böyle kahve yanında bir şey koymak için, kahvaltıda zeytin, reçel bir şeyler koymak için diye düşündüm. Bu da böyle dörtlü şekilde satılıyordu. Biliyorsunuz sunum şeylerine bayılıyorum ben. Evet bu kadardı aldıklarımız. Bunları da yerleştiriyorum. Ve bu gecelik burada kapatıyorum. Yarın nöbetim var zaten. Muhtemelen pazartesi günü görüşürüz sizinle. Günaydın. Yeni bir günden herkese selam. Nöbetten çıkıp hazırlanıp karşınıza gelmem saat 12.30 olmuş. Duşumu aldım, saçlarımı yaptım, etrafı toparladım. Gördünüz zaten o kısımları, makineyi boşalttım, işte yerleştirdim falan derken. Eve geldim zaten Burak kahvaltı hazırlamıştı. Tost yapmış sağ olsun. Gerçekten Burak'ın tostları çok lezzetli. Olası bildiğiniz sabah tarif alıyordum Burak'tan. Benimkisi onun gibi olmuyor ya. Çok ilginç. Gerçekten önemli bir detay bence. Benimkisi biraz yumuşak oluyor. Onun çıtır oluyor falan böyle. Neyse. Taktikleri aldım bakalım. Bir dahakine yine deneyeceğim. Kahvaltıyı birlikte yapınca iyi oldu benim için de. Kahvem de bu saate kaldı. Şöyle sütlü güzel bir kahve istedi canım. Bu aldığımız kapsüller neydi onu düşünüyorum biliyor musunuz? Siz bu vlogda göreceksiniz. Ben de editlerken göreceğim. Çok beğendim. Tatlarının şekilleri de tam Nespresso ile uyumlu. Zaten makineyi de yine hiç zorlamayan bir kapsül oldu. Tadını da çok beğendim bu arada. Umarım haftanız çok güzel başlamıştır. Bugün pazartesi ama siz izlediğinizde çarşamba olacak. Hızlıca başlayalım. Tıkır tıkır işlesin. Önce kendime bir kahve molasını verdim. Hazırlandıktan sonra kahvemi içip ondan sonra devam edeceğim. Bu arada son iki videoma falan çok fazla saçlarını oynuyorsun yorumları geliyor. Yani çok fazla dedim yine 3-5 kişi ama demek ki dikkatinizi çekiyor. Daha yazmayanlarınız da vardır diye düşündüm. O yüzden dikkat etmeye çalışacağım. Bu gerçekten tik gibi olmuş. Özellikle şöyle kendime baktığım zaman işte hani orada bir dağınıklık gibi görüyorum sanırım. Şöyle direkt elimi atma ihtiyacı duyuyorum ama yok ellemeyeceğim. Tamam buna dikkat etmeye çalışacağım. Saçlarımı yine gördüğünüz gibi duştan çıkar çıkmaz yaptım Dyson'la. Yani hiç üşenmiyorum. O yüzden sürekli yapıyorum. 2 günde gidiyor böyle yaptıktan sonra. Duş sonrası yapınca daha kalıcılığı artıyor bence. Önlerimi de yine şöyle göstereyim. Yine saçımı elliyorum ama umarım sorun yoktur. Şöyle önlerimi fırçayla yaptım yine. Bakın bu şekilde hacimli duruyor. Çok güzel ya. Özellikle benim gibi ince telli saçlar gerçekten bayılacak çünkü çok güzel bir hacim veriyor. Ne oldu?
ne yapıyor biliyor musunuz? Oradaki tüycüğü kokluyor. Ama o rüzgar önleyici kızım. Gel. Ay Maya bugün o kadar tatlıydı ki tost yiyorum gözümün içine bakıyor. Banyoya gidiyorum banyonun kapısında bekliyor. Değil mi? Yerde de bir aşk yaşadık, küçük bir aşk. Hepinize iyi seyirler öyleyse, güzel bir günü başlatıyorum. Evet, şöyle dolap içleri için suyumuzu hazırlayalım. Farmasinin bu çok amaçlı temizleyicisinden koyuyorum. Hemen şöyle çok az. Şimdi baharatlı kısmından başlayacağım. Ay bu temizliği yapmayalı uzun uzun zaman olmuştu. Gerçekten çok özlediğim bir içerikti. Şimdi burası zaten bayağı bir karışmıştı. O yüzden artık düzenlemek iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi balkon da soğuk olduğu için bazı şeyleri buraya getirdim. Hemen hem elimin altında olsun hem çok donmasın diye. Şöyle. Adım adım gidelim. Buranın alt katı saklama kaplarının olduğu kısım. Sırayla önce burayı halledelim. Sonra oraya geçelim. Yıkanacak birkaç tanesini ayırdım. Gerisini şöyle dizelim. Az kullanılacakları arkaya doğru koyuyorum. Şöyle yerini belirlemek için koyacağım. Bunu yıkayacağım ve buraya ince bulgur gelecek. Şimdi sırada saklama kapları. Bunlar aslında çok güzel düzenleniyor ama şimdi böyle birbirine girip karışınca çıkılmaz bir hal alıyor. Düzgün yerleştirince nasıl güzel oldular. Bakın buradan istediğime hemen ulaşabiliyorum. Yani şu arkadaki saklama kapları bayağı büyük. Yani onlara çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Nasıl bayağı güzel oldu. Her defasında siliyorum fırını. O yüzden bayağıdır da öyle çok fazla fırın yemeği yapmadım. Kirletecek derecede. Buranın da max düzeni bu şekilde. Burası da bayağı iyi oldu. Böyle yemek yaparken, kahvaltı hazırlarken elimin altında olan her şey burada. Karın doyurma molası. Saatimiz 3'e çeyrek var. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Cici bebe. Geçen alışverişte almıştık. Özlemişim. Biraz düzenleyerek de gittiğimiz için yavaş ilerliyoruz ama bence güzel gidiyor. Hız kesmeden devam edelim. Evet, lavabo altına geldik.
en sevdiğim yerlerden birisi. Çünkü şu düzenleyiciler gerçekten burada hayat kurtardığı için temizlemesi de çok kolay olacak zaten. Çıkar. Hemen hallet. Bu kadar. Şurada büyük tepsileri duruyor. Bir de bende şey var ya, sizde de var mı bu? Merak ediyorum yani, mesela muhtemelen bir kısmımız öyleyizdir, bir kısmımız değilizdir. Çeyiz yerleştirirken nasıl koyduysam genel olarak hepsinin yeri o şekilde kaldı. Çünkü ben çok fazla yer değişikliğini seven biri değilim. Daha fark etmişsinizdir, öyle evde de sürekli bir değişim yapma. Bilmiyorum neden ama böyle yani, o yüzden aklıma da gelmez mesela işte birisi eve gelip dediği zaman, aa bak Gamze bu burada aslında güzel olur falan dediği zaman anca öyle aklıma geliyor. Ne bileyim, bir şeyin yerini değiştirmek böyle çok da yaptığım bir şey değil. Süpürerek başlayalım. Şu siliplerle bir çöpümüzü de silelim koymadan. Düzenli olarak böyle hep siliyorum üstünü. Dolap içinde çöp olayı da bana çok soruluyor. Memnun musun? Koku yapıyor mu? Gibisinden. Aşırı memnunum. Böyle açıkta çöp hayal edemiyorum. Yani hiç sevmediğim bir olay zaten. Bunların özellikle bence boyutlarına dikkat edin. Yani büyük olması önemli. Çünkü çok hızlı doluyor bu sefer. Devamlı değiştirmek de insanı yoruyor. Ve hiçbir zaman koku yaşamadım. Yani ben genelde geri dönüşümleri ayrı topluyorum. Onları bir poşete biriktiriyoruz ve geri dönüşümü atıyoruz. Bozulmuş yemek falan atacaksam da ona da özellikle böyle atmaya yakın. Yani hemen bir günden fazla bekletmiyorum. Bu sefer koku olabilir çünkü. Yedek bulaşık tabletleri. Deterjanlarımızı koyalım. Şu boronu almıştım. Yedek bulaşık deterjanımız. Cifimiz. O da bitmek üzere. Sıvı deterjan. Kamaşır suyu. Ve küçük bir parlatıcı kalmıştı. Şu fırçada ocakları temizlemek için. Bu da yerini alabilir. Şimdi en sevmediğim kısım burası. Çünkü burası gerçekten acayip karışık. Bakalım nasıl düzenleyebileceğim. İşte şimdi oldu. Bayağı güzel düzenlemiş oldum. Buraya süzgeçleri koydum. Normalde biraz böyle küçükleri yukarı, büyükleri aşağı, kaseleri böyle ayırmıştım ama şu an bütün kaseler bir arada oldu. Az kullandığım tepsileri arkaya, böyle sık kullandıklarımı da öne aldım. Yani şunu sık kullanmıyorum ama bu bizim söz tepsimiz. Yani üstünde yüzüklerimiz vardı. O yüzden atmaya kıyamıyorum. Pek de kullanmıyorum ama dursun bakalım şimdilik. Burası da tamam oldu. Ve gelelim tencerelere. Burası tam köşeye geldiği için size gösteremedim. Hızlıca yaptım, temizleyip şöyle tekrar yerleştirdim. Bu tencere takımlarımı satıyorum bu arada. Çok fazla tencere takımım var çünkü gördüğünüz gibi. Hem granit hem seramik. Yani bunlar bence gerçekten yeterince fazla. Bu küçükleri de annemden getirmiştim. Böyle yemek falan kaldırırken çok rahat oluyor. Yine bunlar da aynı şekilde yemek saklamaya, kahvaltıda bu sahan setim olmazsa olmaz yani. Şu üçlü takımımı da çok kullanıyorum. Tava seti zaten, bunları biliyorsunuz, sürekli elimin altında. Şurada hem balık tavası hem et tavası var. Bunlar hediye gelmişti. Onun dışında tavalarım zaten bu şekilde duruyor. Onlar yeterli bence. Diğerini attım. Gamze at artık şu krep tavanı diyordunuz ya, onu attım sonunda. Burada da bir tane wok tavam var. Orada doyuracağım da ben. Neyse işte bunları satıp böyle bir tane tek bir granit almayı düşünüyorum. Bu şekilde burayı kapatalım. Suyumu yeniledim ve geldim. Şimdi üst tarafları temizleyeceğiz. Allah, burası da burası da çok fena. Ne yapacağız bakalım? Neyse, en hızlı bir şekilde yapayım. En son size göstereyim bu kısmı.
Burayı da tamamladık. Bu köşede hep sunumluk ürünler var genelde. Saatim 4:30 oldu ve yoruldum. O yüzden 1-2-3 dolabım kaldı. Daha balkonu yapamadım. Vallahi nasıl geçiyor o zaman anlamıyorum. Bir yandan toparla derken böyle geçiyor işte. Daha akşam yemeği yapacağım. Kıyma çıkarmıştım. Dedim ki köfte patates yapayım. Pratik olsun hem menümüz. Bakalım. Burak da zaten yine 7'den önce gelmez diye düşünüyorum. O yüzden yetişiriz sanırım. En azından şu mutfağı bir bitirelim. Dolap içlerini. Ondan sonra başka bir günde yine balkon bir beklesin bakalım artık ne zaman yapabilirsek. Ona da ayrıca girişiriz. Zaten şu abur cubur çekmecesi falan bu tarafı halletmiştim. Buzdolabının içine halletmiştim. Böyle detaylı temizlenecek bir yerim kalmadı. Bir tezgahın üstünü şöyle güzelce köpük köpük temizlemek istiyordum ama onu da artık yemekten sonra falan şöyle temizlerken hızlı bir şekilde yaparım belki. Kahvemi içeyim. Ondan sonra görüşürüz.